Rode ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Her eve sağlığa hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Ben Sibel Çakı. Ben Tayfun Ancılar. Bilgiyi almak için, öğrenmek için, biraz daha zaman zaman eğlenmek için programımızı izlemeye devam edin. Her eve sağlık başlıyor. Bakalım bugün programımızda neler var? Her eve sağlıkta bugün. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Serdar Türkekul'dan lazer tedavisi hakkında açıklamalar geliyor. Lazer tedavileri hangi göz kusurlarında uygulanır? İki gözün aynı lazer operasyonuyla tedavi edilmesi mümkün müdür? Lazer ameliyatlarında süreç nasıl işler? Lazer tedavisi sonrası nelere dikkat edilmelidir? Femtosaniye lazerle yakın ve uzak görme bozukluğu tedavi edilebilir mi? Yurt dışından gelen hastalar için süreç nasıl işler? Siz isterseniz normal mercekte koyabilirsiniz. Yani monofokal, tek odaklı mercekte koyabilirsiniz. Akıllı mercekte koyabilirsiniz. Evet, her eve sağlık başladı. Yine hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz bugün değerli izleyicilerimiz. Hocam gerçekten önce sizinle ilgili konuşmak isterim hocamla. Şu gözlükleri bir atalım artık diyorum. Ne dersiniz? Evet, değil mi? Yani buraya hocaları alıyoruz. Sorumuz da şöyle oluyor. Hocam gözlükten nasıl kurtuluruz diyoruz. Gözümüzde gözlükle. Bu kaç programdır böyle sürüyor hocam. İnşallah bugün bu işe bir noktayı koyalım. Evet, operatör doktor Serdar Türkekul. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. O zaman hocaya diyelim, yani bu lazer kimlere yapılır hocam, kimlere yapılmaz ya da kimlerde önceliklidir, kimlerde değildir? Şöyle girelim ama şimdi hepimiz aslında gözlerimizle görmek isteriz ama maalesef değerli hocam gibi gözlük kullananlar da var. Yani gözlüklerden kurtulmak istiyoruz aslında. Bunun için çareler var mı diye bir girizgah yapalım. İlk önce bu işten kurtulmanın yolunun gerçekten kolay ve yaygın olarak yapıldığını söyleyebiliyoruz. Artık gözlük kullanmak yani özel bir tercih haline gelmeye başladı. Çünkü bu Excimer lazer dediğimiz gözlükten kurtulma ameliyatıyla çok büyük bir başarı yüzdesiyle gözlüklerden ya da kontak lenslerden kurtulmak mümkün. Burada eskiden ilk başlarda işte efendim 24 yaşın altına üstüne yapalım, efendim 20 yaşın üstüne yapalım gibi sınırlar vardı. Ama artık yaygınlaştıkça, sonuçlarının iyi olan ortaya çıktıkça şuna geldi, 18-65 yaş arasında gözünün yapısı uygunsa herkese yapılabilir. Tabii yoğunlukla miyop hastalarımız, uzak görme sorunu olan hastalarımız var. Miyop derecesinin belirli bir yaşa kadar ilerleyebildiğini biliyoruz ama 18 yaşından sonra durabilme ihtimali de yüksek. Takip edilmesi gerekiyor. Her şeyden önce lazer yapılacak kişinin derecesinin sabit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani her yıl bir derecesi artan bir hastaya yapmak mümkün değil. Çünkü peki hocam, lazer orada tedavisi... şey soracağım size. Mesela bunun artarak artmasını izliyorsunuz siz. Mesela çocuk 16 yaşında, 17 yaşında. Mesela ben 20 yaşına geldim. 20 yaşımda bir derece daha arttı. O zaman bir yıl bekliyor musunuz? Hani durdu mu, durmadı mı? Doğrusu beklemek. Doğrusu beklemek. Çünkü lazer var olan dereceyi ortadan kaldırır. Lazer tedavisi ilerlemeyi ortadan kaldırmaz. Yani kişi diyelim ki 4 derece 18 yaşında, 25 yaşında 6 derece olacak. 4 dereceyken yaparsanız 25 yaşında 2 derece karşınıza çıkacak demektir. Ama düşük düzeyde miyopların, özellikle 4 derecenin altındaki miyopların 18 yaşından sonra büyük oranı durma yönünde olduğunu biliyoruz. Kişinin önceki gözlük ya da lenslerine bakıyoruz, hikayesine bakıyoruz. Uzun süredir sabitse 18 yaşında 1,5 derece miyop olan bir kişiye de yapılabilir. Ama ilerliyorsa her yıl bir derece artan 30 yaşındaki bir kişiye de yapılmayabilir. Tabii burada çok düşük oynamaları saymıyoruz. Bunları söylemiyoruz. Yani diyor ki benim her yıl gözlüğüm değişiyor, 0,25 değişiyor. Yani bu hata payı olarak bile kabul edilebilecek bir şey. Bunu yine de kişinin eski gözlüğüyle bakıyoruz ama çok ufak oynamaları önemli saymıyoruz.
Hocam yani şimdi bizler mesela normalde hani hiç gözleri bozulmayan insanlar mutlaka vardır. Normal gören insan. Aslında yoktur. Yok mudur? Ama farkında değillerdir belki de gözlerinin bozukluğunun. Şu anlamda söyledim. 40 yaşından sonra yakın görme bozukluğu hepimizde olur anlamında söyledim. Tabii ki uzak ya da sürekli gözlük ihtiyacı kişinin hayatı boyunca olmayabilir, oluşmayabilir. Bu olabilen bir şey ama yaşa bağlı yakın görme bozukluğu herkesin karşılaşacağı bir durum. Hiç istisna yok mu hocam bu yakın? Hiç istisna yok diyebiliriz. Vallahi hayret bir şey. Çünkü hatta mesela şimdi diyor ki kişi hasta benim diyor atıyorum anneannem diyor hem uzağı hem yakını görüyor diyor. Ya da yakında her şeyi görüyor diyor. Ki mesela 3 derece miyop olan bir kişi uzağı göremez ama miyop olduğu için yakını 3 derece gözlük takmadığı zaman güç vermiş olur yakını görür ama o kişi uzağı görmüyordur. Benim öyle mesela. Gibi. Ya da şu olabilir, hastanın bir gözü uzağı iyi görüyordur, bir gözü yakını iyi görüyordur diyor. Der ki ama benim yakınım uzağı da görüyor, yakını da görüyor, atıyorum 55 yaşında. Bu ancak bu şekilde mümkün olabilir. Yani bir göz sıfırdır, uzağı iyi görür, yakını kötü görür, 55 yaşında bir insan. Öbür göz 2 derece miyoptur, uzağı kötü görür ama yakını iyi görür. Bu kadar fark olabiliyor mu iki göz arasında? Tabii ki. Allah Allah. Biz tabii ama ki fark etmiyoruz bunu. Ama yani kişi bunu hayatı boyunca yaşadıysa, alıştıysa ona onu çok rahatsız etmeyebiliyor. Ama kural olarak 40 yaşından sonra bir gözün hem uzağı hem yakını aynı gözden bahsediyorum. Tam görmesi tıbben mümkün değil diyebiliriz. Hı hı. O zaman lazerde hocam 18 yaş yaklaşık olarak bir şey yani alt sınır 18 yaştan sonra yapılabilir. Yani burada şunu da ben düşünüyorum. Yani kişi bu kendi rızasıyla olması gereken bir ameliyat. 18 yaşını dolduran bir kişi kendisi imza atıp kendi onam formunu doldurabilir. Yani annesinin babasının ona onay verip imza ameliyatı yaptırması çok sağlıklı, mantıklı bir şey değil. 18 o yüzden böyle bir psikolojik sınır kabul edilir. Sınır? Yani lazerde bir burada, üst sınır var mı? Aslında üst sınır yok. Yok. Şöyle yok. Yani yaş ilerledikçe gözde kişinin katarak, glokom, başka hastalıklar çıkma olasılığı artıyor ve lazere uygun olmama ihtimali artıyor. Ama öyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz ki hasta 70 yaşında. Diyelim ki katarak ameliyatı sonrası derece kalmış kişide. Ve bundan çok rahatsız. 70 yaşındaki bir kişiye bile o dereceyi düzeltmek için lazer yapabilirsiniz. Ama yaş ilerledikçe gözün uygun olma olasılığı da azalıyor. Çünkü bu sefer mercek olma katarak ameliyatlarıyla düzeltebiliyor. Başka ihtimaller ortaya çıkıyor ve çok yaygın olarak yapılmıyor. Ama yine de kabaca hani 18-65 yaş arası diyebiliriz. Ama mesela 20 yaşın altında yapmayan kurumlar da var. Bunlar da hani saygıyla evet, tabii karşılıyoruz. Ama ben örnek olarak söyleyeyim, 10 yaşından beri, 5 yaşından beri takip ettiğim bir çocuk, son 10 yıldır çocuk 1,5 derece miyop. 18 yaşında doldurduğunda ben bu kişinin de yapabilirim. Yani gözünün yapısı uygun ve yıllardır sabit, düşük miyoplarda geçerli bu olay yalnızca, yapılabilir diyoruz. Şimdi teknoloji çağı, çocukların elinden telefonlar ve bilgisayarlar düşmüyor hocam. Bunların da göz bozukluğuyla ilgisi var mı? Yani çok erken yaşlarda da küçük çocuklarda biz gözlük kullananları biliyoruz, görüyoruz. Şöyle diyemeyiz yani küçük yaşta yüksek bir dereceyi tablet, telefon yakında çok uğraşmak çok oluşturmaz. Bunlar daha çok yapısaldır. Ama şunu da biliyoruz, yakınla çok uğraşmak. Ne olursa olsun ister bilgisayar, ister kitap okuma, ister cep telefonu fark etmez. Yakında çok uğraşan genç kesimde diyebiliriz miyopun artma hızı birazcık daha fazla istatistiki olarak. Hani çok etkiliyor mu? Hayır ama kesinlikle bir miktar gelişim çevresinin döneminde bunu arttırabiliyor, bunu biliyoruz. Peki hocam bizim sonuçta tıpta bir yöntemin doğru olduğunu, güvenilir olduğunu söyleyebilmek için belli bir zaman geçmesi lazım. Hep böyle yayınlar şeydir, 10 yıllık deneyim, 20 yıllık deneyim. Onun sonunda gerçekten hiçbir yan etki görülmezse veya kabul edilebilir yan etki görüldüyse sistem güvenlidir. Lazerlerde bu süre nedir? Yani ne kadarlık bir geçmişe dayanıyor çalışmalar, sonuçlar? Evet. Şimdi bu tabii bizim çok karşılaştığımız bir soru. Uzun dönem sonuçları biliniyor mu diye bir soruyla karşılaşıyoruz.